Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 11. sınıf konusu olan, aynı zamanda AYT coğrafya içerisinde yer alan küresel ticaret konusunu işleyeceğiz beraber. İlk olarak küresel ticaretin 3 tane unsuru vardır. Bu unsurlardan ilki ham madde, ikincisi üretim, diğeri ise pazardır. Eski zamanlarda biz biliyoruz ki insanlar çok fazla bir ticaret faaliyeti gerçekleştirmiyor. Daha sonra paranın kullanılmaya başlanması, şehir devletlerinin bir araya gelmesiyle beraber, ulaşım ağlarının gelişmesiyle beraber, teknolojik yeniliklerle beraber ticaret dediğimiz unsur çok daha ciddi manada gelişiyor. Küresel anlamda bir ticaret söz konusu oluyor. Bugün elimizdeki internet ağını kullandığımız zaman dünyanın bir ucundan diğer ucuna bir ürünü alıp getirebiliyoruz. Küresel ticaret dediğimiz olay günümüzün en önemli unsurlarından birisi. Bugün de bu konuyu iyi inceleyeceğiz. ABD, Japonya, Almanya gibi ülkeler ucuza ham madde alıp bunları arkadaşlar işleyip mamul hale getirip pahalıya satıyorlar. Gelişmiş ülkelerin yaptıkları faaliyetler genellikle bu şekilde. Herhangi bir ürünü ucuza alıp ham madde halinde buna kendi bilgi birikimlerini katarak, kendi teknolojik birikimlerini katarak daha iyi şekilde işleyip mamul hale getirip daha pahalıya satıyorlar. Gelişmemiş ülkelerde ise durum tam tersi. Bunlarda da yeterince teknoloji ve sermaye bulunmadığı için ham maddeyi işleyemiyorlar. Ellerinde bulunan ham maddeyi işleyemiyorlar. Satıyorlar bunu direkt ve geri işlenmiş olarak alıyorlar. Gelişmemiş ülkelerin böyle bir sıkıntısı var. Ellerinde yeterli ham madde bulunsa bile bunu işleyemedikleri için ucuz olarak satıyorlar. İşte Afrika ülkelerinin bir kısmından bunda bahsedebiliriz. Ve geriye işlenmiş olarak pahalı bir şekilde alıyorlar. Bu da gelişmiş ve gelişmemiş ülkeler arasındaki ekonomik uçurumun daha da artmasına neden oluyor. Burada dünyada nerede hangi faaliyet yaygın olarak yapılıyor, ticari faaliyet? Bunlardan hangi üretimler daha fazla? Bunlardan bahsedeceğiz. Yeraltı kaynaklarını ilk olarak inceleyelim. Yeraltı kaynakları Kuzey Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri'nde fazlaca bulunan bir unsur. Gerek kömür olsun, gerek petrol olsun, kendileri için üretebilecekleri petrol var fakat yeterli olmadığı için ya dışarıdan alıyorlar. Doğal kaynakların, ham maddelerin, yeraltı kaynaklarının bulunduğu bir bölge. Onun dışında Avrasya bölgesine baktığımızda Ukrayna civarında yine bunun yayılmalı tabii Rusya'ya kadar gidebilir. Bu civarlarda özellikle doğal gaz yataklarının fazla olduğunu biliyoruz. Buraya hem Ukrayna hem Rusya gözüyle de bakabilirsiniz. Petrol, doğal gaz, kömür cinsinden ürünlerin fazlaca bulunduğu bir alan. Bir diğer bölgemize baktığımızda Avrasya'yı görüyoruz. Hazar bölgesini görüyoruz. Hazar bölgesinde Hazar Gölü dediğimiz ya da kaynaklarda deniz olarak geçen bir bölgemiz var. Bu bölgenin yeraltı kaynakları bakımından zengin olduğunu bilmemiz gerekiyor. Buranın etrafında kalan ülkeler Azerbaycan, Türkmenistan gibi ülkelerde petrol ve doğal gaz yatakları zaten fazladır. O yüzden yeraltı kaynakları bakımından zengin bir bölgedir. Bir diğer yeraltı kaynakları bakımından zengin bölgemize baktığımızda buranın evet Orta Doğu civarında Basra Körfezi'nin yakınlarındaki alanda görüyoruz kaynakların fazla olduğunu. Burada da tabii yine petrol ve doğal gaz yataklarının fazlaca olduğunu söyleyebiliriz. Bir diğer bölgemiz, evet Sahra Çölü civarında yer alan yeraltı kaynaklarının bulunduğu alandır Kuzey Afrika'da. Burada da yine petrol yataklarının fazlaca bulunduğunu biliyoruz. Bir başka bölgemizden bahsedecek olursak yeraltı kaynakları bakımından. Burası da Venezuela'ya denk gelen 3 aşağı 5 yukarı. Güney Amerika'nın kuzey kısımlarında biz petrol yataklarının fazlaca olduğunu biliyoruz ki Güney Amerika'da farklı farklı yine madenlerde bulunmaktadır. O yüzden yeraltı kaynakları bakımından
önemli bir bölgedir. Özellikle Venezuela dedik. Bir başka bölgemiz ise Avustralya'nın orta kısmındaki çöle yakın alanlarda bulunan yeraltı kaynaklarımız var. Özellikle burada kömür yataklarının fazla olduğunu söyleyebiliriz. Evet, yeraltı kaynaklarını incelediğimizde böyle bir durum ortaya çıkıyor. Ormancılık bakımından gözlemlediğimizde nerelerde ormancılık faaliyetleri yaygın? Bunlara bakalım. Orman ürünlerinin rahat bir şekilde elde edilebilmesi, fazlaca bulunması ve ormanın kendini yenileyebilmesi gibi koşullar arkadaşlar orman ürünlerinin üretimini de etkiliyor tabii. Özellikle 50-60 enlemleri arasında yer alan bölgemize baktığımızda, özellikle kuzeyde, tayga, boreal ormanlar dediğimiz ormanlar var. Bunlar çok gür, iğne yapraklı ağaçlardan oluşan bir bitki örtüsüne sahip alanlar. O yüzden bu alanlarda ormancılık faaliyetlerinin yaygın olarak yapıldığını görüyoruz. Mesela Kanada. Özellikle Kanada'nın kuzeyinde fazlaca orman örtüsü olduğu için burası kullanılıyor. Veya Norveç, İsveç, Finlandiya gibi İskandinav ülkelerinin bulunduğu alanlarda görülebiliyor. Rusya'da arkadaşlar en fazla orman yoğunluğuna sahip ülkelerden birisidir ve buralar kullanılıyor. Ekvator civarına geldiğimizde ise Amazon havzası yakınlarındaki bölgemiz, Brezilya içerisinde yer alan alan orman ürünleri bakımından zengin. Çünkü ekvatoral iklimin özelliklerini hatırlarsanız, ekvatoral ikliminde fazlaca geniş gür ağaçlardan oluşan, uzun boylu ağaçlardan oluşan gür bir bitki örtüsü vardı. Bu da tabii Brezilya tarafından ve diğer ekvator civarında yer alan Güney Amerika ülkelerinde fazlaca yapılan bir faaliyet. Orta Afrika'da ise baktığımızda özellikle Kongo Havzası dediğimiz alan, Kongo Cumhuriyeti'nin bulunduğu alan gibi yerlerde yine ormancılık faaliyetlerini fazlaca görüyoruz. Burada verilmemiş olan fakat bilmemiz gereken başka bir alan ise Endonezya ve Malezya'nın bulunduğu bölgedeki ekvatoral iklimin olduğu alanlarda ormancılık faaliyetlerinin yapıldığını bilmemiz gerekir. Bir diğer unsurumuz bitkisel üretim. Bitkisel üretim tarım faaliyetlerini içeren bir durumdur. ABD arkadaşlar çoğu alanda olduğu gibi bu alanda da ileri bir düzeydedir ve devasa tarım arazileri bulunan modern tarım yöntemlerinin uygulandığı bir ülkedir. O yüzden Amerika gelişmiş bir ülke olsa da gelişmiş ülkelerde zaten yine tarım yapıldığını fakat daha verimli yöntemlerle devasa boyutlarda üretim alındığını bilmemiz gerekiyor. Amerika'da bu faaliyeti zaten yapıyor arkadaşlar. Başka baktığımızda Hindistan civarını görüyoruz. Hindistan'da da iklimi yeterince uygun olduğu için ve nüfusu da yoğun, kalabalık olduğu için mecburen bunu insanları da besleyebilmek adına ciddi manada tarımsal üretimin yapıldığını biliyoruz. Özellikle çay ve çeltik tarımının bu bölgelerde ciddi oranda yapıldığını ve dünyaya da gönderildiğini, tabii büyük bir kısmını yine kendileri tüketiyor, dünyaya da gönderildiğini biliyoruz. Aynı şey Çin için de geçerli. Çin'de de ciddi bir tarımsal üretim gerçekleşiyor arkadaşlar. Rusya'da da var. Rusya'da da geniş arazilerde iklimin uyum sağlayabildiği yerlerde daha çok işte soğuğa dayanıklı bitkiler olmak üzere burada da tarımsal faaliyetlerin yapıldığını bilmemiz gerekir. Bir diğer unsurumuza bakalım. Büyükbaş hayvancılık faaliyetleri nerelerde var? Yine Amerika Birleşik Devletleri bu konuda ileride arkadaşlar. Burada modern yöntemlerle büyükbaş hayvancılık yöntemleri yapılıyor ve ciddi manada bir büyükbaş hayvan üretimi gözleniyor. Aynı şekilde Güney Amerika'nın güneyinde kalan ülkelerde Arjantin, Paraguay, Uruguay gibi ülkelerde de ciddi manada büyükbaş hayvancılık yapıldığını, buradaki otlaklarda hayvanların yetiştirildiğini bilmemiz gerekir. Avrupa'da da yine gözlemleyebiliyoruz arkadaşlar. Avrupa civarında var. Buradaki ülkeler modern yöntemlerle yapıyorlar, yetiştiriyorlar. İşte burada Hollanda olsun, Fransa, İspanya gibi ülkeler olsun veya yine İsviçre gibi ülkeler olsun.
modern bir şekilde verimli bir hayvancılık faaliyetleri yapıldığını bilmemiz gerekiyor. Bir diğer bölgemiz Hindistan civarına geliyor arkadaşlar. Yine bu bölgelerde de büyükbaş hayvancılık yapılıyor. Fakat yine biliyorsunuz ki Hindistan'da inanç durumundan dolayı bu canlılara zarar verilmesi yasak. Burada daha çok hayvanlar ne için kullanılıyor olabilir? Belki tarım arazilerinin sürülmesinde ve benzeri durumlarda kullanılıyor olabilir. Hindistan'ın dışında kalan alanlarda da yine oradaki ülkelerde de bu faaliyetler yapılıyor olabilir. Çin'e baktığımızda Çin'de de yine büyükbaş hayvancılığın yaygın olarak yapıldığını gözlemliyoruz. Evet, devam edelim. Şimdi ise küçükbaş hayvancılığı gözlemleyelim. Küçükbaş hayvancılık nerelerde yaygın? Özellikle Güney Afrika Cumhuriyeti dediğimiz ülkede küçükbaş hayvancılık yapılıyor. Gerek hayvansal direkt gıda ürünleri elde etmek ama büyük oranda bu hayvanların yününü kullanmak amacıyla burada yetiştirildiğini görüyoruz. Bir diğer küçükbaş hayvancılık yapılan bölgemiz ise Avustralya'dır. Avustralya'da da yine önemli devasa boyutlarda küçükbaş hayvancılık faaliyetleri yapılıyor. Yeni Zelanda'da da yine küçükbaş hayvancılık faaliyetleri yaygın olarak buradaki otlaklarda yapılmaktadır. Çin bu konuda da tabii yine önemli. Çin'de de küçükbaş hayvancılık gerek insanların ihtiyacını karşılamak gerekirse bunlardan elde ettikleri ürünleri sanayide işlemek adına Çin'de de hayvancılık faaliyetlerini, küçükbaş hayvancılık faaliyetlerini gözlemleyebiliyoruz. Balıkçılık faaliyetlerine girelim. Balıkçılık daha çok sıcak ve soğuk su kütlelerinin karşılaştığı, okyanus akıntılarının karşılaştığı alanlarda yaygın olarak görüyoruz. Balıklar aynı zamanda soğuk sular sevmesi açısından buradaki soğuk akıntıların yer aldığı ve havanın biraz soğuduğu ortamlarda yaygın olarak balıkçılık faaliyetlerini görebiliriz. Nerelerde var? ABD'nin kuzeybatı kısımlarında, Alaska civarında bu faaliyetlerin yaygın olarak yapıldığını gözlemliyoruz. Onun dışında Peru civarında yine balıkçılık faaliyetlerinin Güney Amerika'nın batısında yapıldığını biliyoruz. Özellikle burayı etkileyen bir soğuk okyanus akıntımız vardı. Peru Humboldt akıntısı. Bu da tabii burada balıkçılık faaliyetlerinin, balıkların bu civarda yaşamasını daha da ciddi manada etkiliyor. Bir diğer balıkçılık faaliyetlerinin yaygın olduğu bölgemiz hepimizin bileceği üzere Norveç kıyılarında yer alan bölgemiz arkadaşlar. Burada da balıkçılık faaliyetleri yaygın olarak çokça yapılıyor. Bir diğer önemli balıkçılık faaliyetlerinin yapıldığı alan ise Japonya civarındaki bölgeler olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Japonya deniz ürünleri tüketiminde ciddi manada tüketim yapan ülkelerden birisi arkadaşlar. Genel olarak bahsetmemiz gerekirse bu faaliyetlerin yapıldığı alanlar bu şekilde dağılış gösteriyor. Evet, burada tekrardan bir açıklama yapalım bu yoğun olduğu alanlarla ilgili. Demin de gösterdiğimiz alanlar zaten üzerinden geçmiştik. Tarımsal ham madde üretiminin yoğun olduğu yerler ABD, Çin, Hindistan ve Rusya'dır. Büyükbaş hayvancılığın yoğun olarak yapıldığı yerler Hindistan, Çin, ABD, Brezilya, Arjantin ve Kuzeybatı Avrupa ülkeleri olarak karşımıza çıkmakta. Küçükbaş hayvancılığa baktığımızda Çin'de, Avustralya'da, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde ve Yeni Zelanda'da bu faaliyetlerin yapıldığını gözlemliyoruz. Balıkçılık faaliyetlerinde ise akıntıların karşılaştığı ve okyanus kenarlarında yer alan ABD, Japonya, Peru, Kanada gibi ülkelerde açık deniz balıkçılığının gelişmiş olduğunu görebiliriz. Orman ürünleri üretimine baktığımızda Kanada, Rusya, İskandinav ülkeleri, Kongo ve Amazon havzalarında orman ürünleri üretiminin fazlaca olduğunu görebiliriz. Orta Doğu, Orta Asya, Kuzey Afrika, ABD, Rusya, Avustralya ve Venezuela gibi ülkelerde ise yeraltı kaynakları bakımından zengin bir yapı
görüyoruz arkadaşlar. Burada genel olarak sınıflandırmamız gerekirse sanayi üretim bölgeleri içerisinde yer alan yerler Batı Avrupa biliyorsunuz ciddi manada sanayi üretim yapılan özellikle çok iyi teknolojik isteyen ve pahalı ürünlerin üretildiği bölge olarak karşımıza çıkıyor. Kuzey Amerika'da yine aynı şekilde özelliklere sahip bir sanayi üretimine sahip. Rusya Federasyonu yine gerek araç gerek savunma sanayisi gibi alanlarda önemli bir ülke. Doğu ve Güneydoğu Asya'da zaten dünyamızın günümüzde üretim bandını oluşturan özellikle nüfusu ve ucuz iş gücü sayesinde ciddi manada sanayi kendine çekebilmiş bir bölgemiz. Enerji üretim bölgelerine bakalım. Enerji üretim bölgelerinden kastı enerji veren doğal kaynakların, petrol, doğalgaz, kömür gibi kaynakların yoğun olarak bulunabildiği alanlardan bahsediyor. Kuzey Amerika bu alanda önemli. Çoğunu zaten kendisi kullanıyor. Orta Doğu dışarıya satıyor biliyorsunuz. Yine kullanıyor. Rusya Federasyonu bunu da zaten biliyorsunuz. Doğu Asya ülkelerinde de yine kömür, petrol gibi ürünleri görmemiz mümkün. Hizmet üretim bölgelerine baktığımızda bankacılık, turizm, sağlık gibi hizmetlerin yaygın olarak üretimin yapıldığı, insanlara sunulduğu bölgeler aklımıza geliyor. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri, Doğu ve Güneydoğu Asya hizmet üretim bölgeleri içerisinde yer alır arkadaşlar. Burada bir sorumuz var. Bu soruya bakalım. Çözelim beraber. Harita üzerinde numaralara verilen yerlerin hangilerinde sanayi üretim diğerlerine göre daha fazladır demiş. Demin sanayi üretim bölgelerinde zaten söylemiştik. Bakalım. Evet. Amerika, Kuzey Amerika özellikle ABD'de sanayi üretiminin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda Avrupa'da da sanayinin fazla olduğunu biliyoruz. Diğer bölgelerde ise daha az belki de hiç yok. Buralarda fazla bir sanayi üretimi görmüyoruz. O yüzden cevabımız 1 ve 3 olacak. Bir diğer sorumuz, aşağıda verilen ham madde ve üretimi yoğun olarak yapılan ülke eşleştirmelerinden hangisi yanlış verilmiştir? Pirinç, çeltik, demin tarımsal üretimde Çin'in önemli olduğunu söylemiştik zaten arkadaşlar. Çeltik üretimi Çin'de yaygın olarak yapılıyor. Orman ürünleri, Brezilya'da yağmur ormanları var demiştik, Amazon havzası var demiştik, burada çokça tüketiyorlar. Doğalgaz, Rusya, evet bunu zaten hepimiz biliyoruz. Rusya'da ciddi manada doğal gaz yatakları vardır ve dünyaya bunu Avrupa'ya, Türkiye gibi ülkelere çokça satıldığını da biliyoruz. Petrol, Kuveyt, Basra Körfezi civarında yer alan, Orta Doğu'daki petrol alanları üzerinde yer alan bir ülkedir Kuveyt. Turunçgil, Kanada. Arkadaşlar Turunçgil Akdeniz iklimine özgü bir bitkidir. Kanada Turunçgil yetişmesi için uygun bir bölge değildir. O yüzden cevabımız yanlış verilen Turunçgil Kanada olacak. Bir diğer sorumuza bakalım. Aşağıda sanayi üretim faaliyetlerinin yoğun olduğu bazı ülkeler verilmiştir. İngiltere, Japonya, Almanya. Bu ülkelerden sanayi üretim faaliyetlerinin yoğun olması üzerinde verilenlerden hangileri etkili olmuş? Sermaye birikiminin yeterli olması. Üç ülkede de biz ekonomik durumun iyi olduğunu, paranın iyi olduğunu, bu ülkelerin dışarıya sanayi ürünleri sattığını biliyoruz. Bu yüzden ekonomik durumları bunların iyidir arkadaşlar. Üçü için de geçerli bir faktördür. Teknolojik gelişmelerin fazla olması, üçü de teknoloji anlamında ileri ülkeler olduğunu biliyoruz. Ham madde kaynaklarının fazla olması, İngiltere ve Almanya için bu geçerli bir koşul olsa bile arkadaşlar, Japonya'da ham madde kaynakları çok fazla değil. Biliyorsunuz fakir bir ülke ham madde kaynakları bakımından ve dışarıdan alıp bunu işlemesi bakımından kendini geliştirmiş bir ülke. O yüzden üçüncüyü alamıyoruz. 1 ve 2 hepsi için ortak bir durumdur diyeceğiz. Bir diğer sorumuza bakalım. Küresel ticareti oluşturan unsurlarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Üretimin artması ham madde tüketimini hızlandırmıştır. Doğru, ne kadar fazla üretim yapılırsa ham maddemiz de o kadar tükenecektir arkadaşlar. Ekonomik gelişme üzerinde en önemli etken ham madde kaynaklarının varlığıdır. Bu bir dursun. Diğer seçeneklerimize bakalım. Ulaşım sistemlerindeki gelişmeler küresel ticaretin gelişmesini sağlamıştır. Evet, doğru. Buharlı makinelerin kullanılması ilk başlarda, daha sonra içten yanmalı motorların kullanılması, gemilerin modern anlamda yapılması ve yaygınlaşması ciddi manada küresel ticaretin gelişmesini sağlamıştır. Sürenin kısalmasını ve maliyetin azalmasını sağlamıştır. Tüketimin yoğun olduğu alanlar önemli pazar sahalarını oluşturmaktadır. Evet, bir alanda tüketim fazla olursa buraya pazar bölgesi diyoruz ve ciddi manada buraya ürün satmamız mümkün olduğu için tüketim de bu bölgelerde fazla olduğu için birbirini etkiliyorlar arkadaşlar. Sanayi üretiminin yoğun olduğu bölgelerin ticaret hacmi de yüksektir. Evet, sonuçta sanayi üretimi yapan ülkeler bunu sattıkları için dışarıya ticaret olarak da güçlü bir konuma sahip oluyorlar. Gelelim B seçeneğine geri dönelim arkadaşlar. Bunu söyleyemeyiz küresel ticaretle ilgili olarak. Ekonomik gelişme üzerinde en önemli etken ham madde kaynaklarının varlığıdır demiş. Ham madde kaynağı olsa bile Afrika ülkelerinin mesela yeterince gelişemediğini görebiliyoruz. O yüzden bu en önemli etken değildir. Teknoloji faktörü gibi unsurlar, gelişmişlik seviyesi, eğitim durumu gibi faktörler ve bunların iyi işlenmesi daha çok ekonomik gelişme üzerinde etkilidir. Bunun yerini kullanması etkilidir diyebiliriz. Evet, burada bir sorumuz var. Buna da bakalım. Buna göre Batı Avrupa ve Güneydoğu Asya ülkeler arasında deniz yoluyla yapılan ticarette verilen sularından hangisini kullanması beklenir? Küresel ticaretin gelişmesi üzerinde deniz yolu ulaşımındaki gelişmelerin büyük katkısı olmuştur. Denizleri birbirine bağlayan kanalların açılması küresel ticareti hızlandırmıştır. Bakalım, Güneydoğu Asya ülkelerinden bahsetmiş. Burada belki Çin'i de alabiliriz. Çin'i de aldığımızda mesela Çin üzerinden geldiğimiz zaman özellikle yolu uzatmamak adına tabii bunu da burada düşünmemiz gerekiyor. Süveyş kanalından geçmek durumundadır arkadaşlar. Biliyorsunuz Kızıldeniz üzerinden devam ederek Akdeniz'e geçmesi açısından Avrupa'ya ulaşacağız çünkü Akdeniz'den de. Panama kanalıyla hiçbir şekilde alakamız yok. Bu biliyorsunuz ki Amerika kıtasında bulunan bir kanal. Cebel Tarık Boğaz'da Akdeniz'i geçtikten sonra karşımıza çıkacak Boğaz olarak biliyoruz. Bu şekilde bir kullanım gerçekleşecektir. O yüzden 2 ve 3 diyebiliriz. Dersimiz bu kadardı arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz.